Evet. Boyum nasıl? Nasıl? Ya tamam, onu biliyorum. Hadi bakalım. Renk mi? Tamam, çok eğitim. Çok değişik bir şekilde bu sefer karşınızdayım. Evet, saçınız açık. Yo, ondan bahsetmiyordum. Harika Bey, merhaba. Merhaba lan. Merhaba Murat Hanım. Merhaba Nazmi Bey. Ece Hanım. Nazmi Bey. Evet, ben Bey. İlk defa sesimi önden duyuyorum. Nasılsınız? Evet, kimsiniz siz ya? Ben kim? Bunlar kim? Kamera arkası. Bütün videoların size ulaşmasını sağlayan insanlar bizleriz. Bugün yemek yedirmeyeceğiz. Evet, bugün içimden geçeceksiniz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz biliyorum, evet. Bugün yorum okuyoruz. Çok iyi. Yorumları okuyacağım. Eminim çok güzel. İncelik de seçmişsindir. Okuyor musunuz kendinize gelen yorumları? Hepsini. Bütün yorumları okuyorum. Güzel yorumlara like, kötü yorumlara dislike. Öyle. İlk başlarda biraz okuyorum. Sonra zaten ucu kaçıyor. İkinci gün birazcık daha fazla insan olduğu için. Ne yorumlar gördü bu gözler. Hiç düşündünüz mü neden bu kız yok oldu ne? Sesimin iticiliği hakkında size birazcık hak verebilirim. Şimdi ben bütün gün yanında konuşuyorum. Öyle mi duyuyorsun? Şöyle, su soğuk ama insan alışıyor diye bir laf vardı. Hadi bakalım. O zaman... Hadi bakalım Nazlı Bey. Hadi bakalım, selam verin. Selam verin. Sosis ve salam demiş. Teşekkür ediyoruz. Polisten kaçın. Ezeli de görmek istiyoruz aramızda da. Bir türlü ulaşamıyoruz kendisine. Sercan'la kapışsın düşsene. Sercan vs. Sercan. Sercan Bey, bir kendini tanıt bakayım. Tekrar tanıtıyorum. Merhaba, ben Sercan Çap. O ne diyeyim, şefiyim. Sercan'ın ağzından duymayı en sevdiğim şey. Mustafa'nın sevgilisi var mı? Jane B. Var. Mustafa'yı getirin bana. Olur canım. Hep size gelelim. Ona gel. Buna atla. Berkan Demir. Mustafa bana bir çaksın. Mustafa Bey'i yemek isteyenler... Aa, denk geldi. Yorumlarda Mustafa Bey'i yemek isteyenler var. Bir sonraki bölümde Mustafa Bey'i pişirin demiş. Berkan Demir, özür dilerim yani. Biraz hardcore bir giriş yaptım ama teşekkür ederim. Beni pişirin. Pişirebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Olur yani. Esmer kızın dövmeleri hiç yakışmamış. Esmerler zaten zahmet dövme yaptı. Bunları görmüştüm herhalde. Ben seviyorum dövmelerini. Ne anlamı var? Ya bunu söyleyince komik oluyor ama çok önemli benim için. Bu bir serçe. Antalya'da böyle serçeler çok fazla. Babaannem de hep beni böyle küçük serçem diye seviyordu o yüzden. Ya kıyamam ya. Öteki ne? O çiçek. Sakızdan mı çıktı onun? Ya. Demek Facebook'ta artı 18 şeyler paylaşan hıyar sensin. Evet, evet. Hiçbiri de artı 18 falan değil yani bu arada. Hafif minnoş cinsellikli yani, öyle bir şey yok. Bunlar insanın doğasında var. Olan şeyleri paylaşıyoruz. Adamlar 3 kişi aynı eve çıkıyor, evleniyorlar. Biz de onu paylaşıyoruz. Ben mi yaptım yani? Kimse acı çekmiyor, dislike. Arkadaşlar, yani insanların sağlığını da düşünüyoruz bazı zamanlarda. Tabii ki her zaman minik çapta bir acı çektirelim istiyoruz ama... Nazmi Bey'i göremiyor muyuz ya? Bilmem, görebiliyor musun? Nazmi Bey'i gördünüz işte. Nazmi Bey bu. Bizim göründüğümüz videolar da var yani. Yani tanıtım videosu var. Ama yakalamamışlar demek ki. Ya da yakalayıp yakıştıramamış olabilirler. Bu muymuş falan diye. Ya Fulden Hanım aşırı tatlı. Ya bence Betül Bahçeci benden daha tatlı olabilir ya. Okey, aldım bunu. Like'lıyorum. Ana Müptezel Samet yorum yapmış bize. Şaka mı bu? Neresi burası lan? Lan topuzlu aynı Aziz Kancan la. Aman aman, nereye geldin sen? Daha demin evdeydin lan. Serkan Kaya'ya benzeyen arkadaş çok iyi ya. Mustafa'ydı sanırım adı. Serkan Kaya'ya benzetiyorlar, evet. Nasıl benzetiyorsunuz yani? Hani tam olarak sen de benzetiyorsun. Hepiniz benzetiyorsunuz. Allah belanızı versin. Selam biraz Tokyo'ya benziyor. Almadığım bir yorum değil. La Casa de Papel'deki Tokyo mu? Evet, sadece tek benzeyen şey saçım. Yani bir tek saç şekli değil mi? Bir puta da bakayım. Puta mı? Tokyo'dan daha çok Monsters Inc'teki. Bu. Tam bir bu ya. Şef Bey neden Banu Berberoğlu gibi konuşuyor? Şimdi evden çıktım, Mehmet'in yanına doğru gideceğim. Öncelikle mantarlarımı doğrayacağım. Şimdi ben erkek arkadaşımla buluştum. Şimdi mantarlarımı soteliyorum. Tam 228 beğeni almış ya. Gerçekten yazan kişiyi tebrik ediyorum. Yaptığım yemeği size daha iyi anlatabilmek için her yaptığım adımı söylemek gereği diyorum. Çünkü kocaman mutfakta ben yemek yaparken yaptığım işe yoğunlaşamayıp beni izliyorsanız söylediğim şeylerle belki öğrenebilirsiniz diye anlatıyorum. Efsane yorum ya. Ankara'nın neresindesiniz? Neresi bizim? Ankara'nın her yerindeyiz. Neredeyiz? Mustafa Kemal Mahallesi'ndeyiz. Yerimiz de çok güzel ya. Mustafa Kemal Mahallesi. Söylemesi o kadar güzel ki. Niye satıp oldu? Minyon da erik gibi kütür kütür yazmış kendisi. Teşekkür ederim, sağ olun. Bunun için diyet ve spora devam ediyorum. Tükel Toç'un tepki ayarlarını düzenleyin. Lezzet fukarası dediği şey bir kültür. Mal boku. T
tepki, nasıl tepki vereceğim, nasıl böyle bir sizin istediğiniz gibi bir tepki verebilirim acaba ya? Mavboku da çok yaratıcı hakikaten, ilkokul 1. Nazmi işkenceci gibi izledikçe zevk alıyor. Cihan sen ne güzel gülüyorsun ya. Çınlatıyor kahkahaların. Gül sen gül. Gerçekten zevk alıyorum ya. Benim hoşuma gidiyor. Niye bilmiyorum. Öyle zevklerim var. Koklatmayı çok seviyorum. Kapak koklatmayı seviyorum. Korkmalarını, zıplamalarını, erkekleri saçma sapan tepkileri seviyorum. Belki de o yüzden bu videoları yapıyoruz. Evet doğru. Evet doğru. Manyaz mısın? Sırf o Oğuz'un saçlı adamın esprileri yüzünden beğenmeyeceğim. Lan iyi başlamıştı, ne güzel. Bir de sonunda da random gülmüş. İyi yorum zannettim. Ama sonunda gülmüşsün, şaka yaptığına inanıyorum, o yüzden yine de teşekkür ediyorum. Kim ilk denemesinde tutturabiliyor ki deliği, nedir abi, helal bacım be. Seni seçtim. Hayır, kim ilk denemesinde tutturabiliyor ki deliği, onu söylesenize bana bir. Evet. Yürü be The Rocker. İşte rockçı milleti böyle iyi. Anladın mı? Belli ki The Rocker bu konuda bazı deneyimler yaşamış ve kendisi artık deliği tutturabiliyor diye düşünüyorum. Çünkü adam rockçı beyler yani, anladın mı? Bu seri gülmekten yarıyor bizi ya. Valla biz de gülmekten yaralıyoruz. Çekerken daha da komik oluyoruz. Bir seriyi abonelere çeksek sir Nazmi Bey. Evet, onu hatta bir duyurusunu yaparız ya. Ama buradan yapmayalım. Buradan yapmayalım mı? Daha tatlı yapalım duyuruyu. Daha tatlı bir duyuruyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Angut'a bak, İzmir söğüşüne laf ediyor, çiğ et yiyor, hayret yahu demiş. Angut demen gerçekten beni çok onure etti. Sana çelik ayna yapıyorum, salak al. Yani ne yapalım hacı, herkes her şeyi yemek zorunda. Söğüşe de laf söylediğimiz de yok ayrıca. Söğüş orada duruyor, biz yemiyoruz. Yememeyi tercih ettiğimi söylemiştim yani soğuk olarak yine de. Angut demen teşekkür ederim. Oğlum dünyanın en itici insan olmayan videosu. O videoda hiç kimse itici değildi gerçekten. O kadar leş gibi yemek yemedik. Hele ki o tartar, o steak tartarı nasıl yiyorlar? Allah affetsin. Cihan Bey yazmış. Ne güzel yorum bu ya. Hani hep böyle yorumlar olsa keşke. Yanında da kalpleri malpleri var bak. Bir buraya yapıştıracağım bunu buraya. Teşekkür ederim yorum için. Başımın üstünde yerim var. Selen çok tatlı kızım. Buradan sana yürüyorum. Nereden? Nereden? O kadar da kötüyüm yani orada bir de. Yönetmenle de yarışma yapsın artı bir. Nazmi? Bence yapalım. Benle kapışmak ister misin? Evet. Kendine güveniyor musun ben bir kapışma konusunda? Tabii ki de her zaman. Bırak Allah'ını seversen. Editten sen olmadığın sürece bence sıkıntı yok. Bunlar nerede çalışıyor? O ne diyor? Yani çok mu zenginler? Hayır. Yağmuru kim döküyor? Üzüle. Kasko ile diyor. Bir daha gelirim falan hava atıyorlar. Bu videoda olmak için insanlar neler vermez? Şunların havalarına. Bulup da bulunuyorlar gibi. Ya biz diyoruz ki bunu normalde önüne çıksa yer misin yemez misin? Sen önüne çıkan her şeyi yiyor musun? Seçtiğin hiç mi bir şey yok yani? Mesela bu arkadaşlar da tercihlerini o şekilde söylüyorlar. Zaten videonun olayı bu. Yer mi? Yemez mi? O kadar sinirlenecek bir durum yok ya bence. Havaları falan da yok yani. Hepsi şurada fakir fukara çocuklar. Sayın Cemil Bey, tavırlarınız ve söylemleriniz çok rahatsız edici gerçekten. Tarhana cips için söylediklerinizi lütfen biraz daha dikkat ediniz. Program çok eğlenceli. Gerçekten teşekkürler. Yani programı beğendin. Bu keltroşu beğenmedi yorumu yani. Zaten o video çekilirken tarhana duyarı yiyeceğimi biliyordum. Yemişim. Geçmiş olsun. Yani söyleyecek bir şey yok. O sesi yaptığı nasıl da belli. Yumurtayı bile acil çıkış kapısı olarak görüyor. Malzemelerimizin arasında 6 adet yumurta bulunmaktadır. Bunların ikisi ön tarafta, ikisi orta, ikisi arka tarafta yer alır. Tabii yumurta kapıya dayandığı zaman herkes orayı acil çıkış kapısı olarak görebiliyor. Kız çok kendini beğenmiş birine benziyor. O tavırlar falan ne öyle? Şuna bir bakın ya. 3 santim bir kız. Kendini göremiyor ki beğenisi. Değil mi? Üzüldüm şu an. Kendini beğenmiş bir kız mısın? Hiç sorgulamadım. Şu an sorguluyorum. Sort. Evet. Siyah tişörtlü olan çok itici geldi. Her önüne gelene ıy diyor. Olup olmadık yerlerde yapay bir kahkaha atıyor. Gıcık oldum. İçimden geliyor ya, Allah Allah. Hatta tutamıyorum. Bak. Hayır, normal gülüm, ne var bunda ya? Bana şey diyorlar, gülmesi aslında komik insansın diyorlar. Espri yapıyorsam komikse ilk kim güler ben gülerim yani. Gülmem mantıklı değil mi buna? Kendi yaptığım şey gülmüyorsam başkası nasıl gülsün? Bundan sonra buna dikkat edeceğimdir. Tamam. Hem yiyorlar hem para kazanıyorlar. Oh ne güzel ya. Bizi niye bulmuyor böyle işler ki? Ha ha ha. Öncelikle bir şey yemiyoruz biz burada. 6 kişi var burada. Yapılan porsiyonlar 1 kişilik. Yani sanıyorlar ki Sercan kazanma yapıyor. Yani Sercan kazanma mı yapıyorsun? Cimri Sercan ya. Hiç bonkör değil ya. Hep kameralar oynuyor. Eğlenirken öğreten bir program olmuş. Harika, elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Zaten bizim de başlangıçtaki amacımız buydu. Yemek bilmeyen birisi yemek bilen birisinin kapışmasıyla beraber eğlenceli diyaloglar geçerken sizin de hafızanızda kalacak güzel bir ufak püf noktaları yaratmak istedik. Sizlerin de beğenmeniz bizi çok mutlu ediyor. Teşekkürler. Bu kadın hiçbir şey yapmayı bilmiyor. Mühendis bey bile güzel yapı. Şimdi burada mühendis bey yürümek için, Allah aşkına burada Mustafa'ya yürümek için niçin
bana giydiriliyor arkadaşlar yani. Mustafa'nın numarasını sonra ben vereceğim video sonunda. Mustafa'nın tırnaklarının rengi ne kadar güzel. Neyi güzel ya? Teşekkür ederim, sağ ol. Özel bir şey yapmıyorum. Yani insanlar gerçekten neye dikkat ediyor? Abi Keloğlan var ya, o hep gelsin. Adım oraya çıktı yani. Keloğlan, Keltoroş, o Kel. Kel imana gel yazmış ya bir tanesi. Bir günde bizi doyursanız demiş. Şimdi bu çok iddialı. Yer misin, yemez misin? İnsan pek doyamıyor. Ama inatla diyorsanız ki biz yer misin, yemez misin de gelip bütün yemeklerin hepsini yemek istiyoruz. Hodri meydan diyebiliriz. Ne çıkacağı hiç belli olmuyor gerçekten o metal kapağın altında. Yorumumuzu yazan kullanıcımızın adı Fancık. Tabii dünya kadar subscribe'ın olacağına bir tane fancığın... Olsa fancık küçük fan demek yani herhalde. Ha bence bu kanal yürür gider, hatta depar atar. Vallahi inşallah ya. 101'imiz şurada. Şurada mı? Bu gelsin diye bayağı uğraştık. İnşallah daha da yürür gider. Size beğendirebildiğimiz kadar, ne kadar yürüyebilirsek yürüyelim işte. Süper olmuş ya. Ankara esprisine bayıldım. Ama sizden bir isteğim var. İleride 1 milyon olduğun zaman bizi de unutmayalım lütfen. 1 milyon olur muyuz ya? 1 milyon çok zor ya. 100 bin olduk, öptük. Başımızın yanına koyduk. Yani 1 milyon olursak inşallah oluruz. Uğur Yılmaz'ın mesajını bir daha okuyacağız. Şunu cebime koyayım ben. Hadi bakalım, şimdi geldik Hint içeceklerine. Bakalım nasıl Hint duyarları yemişim. Cemil'le bir video daha gelsin. Teşekkür ederim. Oynatmıyorlar. Beni oynatmıyorlar. Hep absürt, hep absürt. O absürt yılanı her gün burada. Kapının önünde yatıyor her gün beni oynatın diye. Karnında da öyle bedava tabii, o yüzden. Ay hepsi de sempatik, bu kadro güzel olmuş. Ama absürt abi olmasa istersen Messi'yi getir öne diyor. Vallahi siz absürtü çok kısa sürelerle tahmin ediyorsunuz videoda. Bir de bütün gün aynı ofiste olduğunuzu düşünün, çekilecek çile değil absürt. Cihan zayıflamış mı, aç bırakıyorsunuz minik kuşumu ya. Evet, beni aç bırakıyorlar. Çok yediriyorlar, çok vallahi. Şş, hayvan gibi oldum. Sedacığım sen korkma, minik kuşuna iyi bakıyorlar burada. Mustafa fıstıkçı kıyma suyu içinde kaynıyor. Kendi başına fıstıkçı yağ koptum. Ha orada şey, yüzen kıyma taklidi yapmıştı. Yayıyorsan ya. Birkaç tanesi patlardı mesela, böyle şey, kıyma böyle o suyun içinde böyle takılırdı. Kıyma kendi kendine fokurdardı böyle. Ayıp, gırtlağıma kaçtı gülerken. Küçük dilim geriye kaçtı bir anda hızlıca ya. Ay evet ya, gerçekten komikti. Benim aloe vera bitkisi taklidim vardı mesela. Şimdi yapamam da. Yok, onu yaparım bir ara size. Selam, bir dizide falan mı oynuyor acaba? Nereden tanıyorum, çıkaramadım. Asla öğrenemeyeceksin. Sercan Şef ile Arda Türkmen kapışsın. Ooo. Gerçekten ooo. Kapışmak ister misin Arda Türkmen'le? Boğazına bir şey kaçtı galiba sence. İddian olur muydu Arda Türkmen karşısında? Yapacağım yemeğe ve alana göre değişir. Mesela? Mesela. Et konusunda kendimi çok iyi görmüyorum. O yüzden bir et olsa belki daha farklı olabilir. Ama sos ve benzeri soğuk mutfak olursa o daha başka gelişebilir tabii ki de. Herkesin kendine göre bir ilgi alanı var. İşte. Çünkü Arda Türkmen diyorsun. Yok değil. Bence diyorsun. Yani Arda Türkmen gelse çok güzel olur. Beraber yemekler yapabiliriz. Arda Türkmen'i getirin, sıkıntı yok. Gerisi bende. Arkada konuşan kameraman mı diyeyim abi, o nasıl bir ses? Bayılacağım. Sağ olun. Yani sesimi beğenmeniz de gururumu çok okşuyor. Cemil'e gülmekten öldüm ya. Efsane fışı fışı. Teşekkür ederim. Ay güzel yoruma gelmeye başladı ya. Cemil ya, iyi ki seni koymuşlar. Neşem yerine geldi. Bu benim fake hesabım herhalde. Var var, seven birkaç kişi var. Kör olsam Mustafa abinin gülüşünde kim olduğunu anlarım demiş. Teşekkür ederim. Kendi şakama gülüyorum. Hem öyle bir özelliğim var. Ben sizden önce bildiğim için yapacağım şakayı. Önce gülmeye hazırlanarak başlıyorum. Hatta bazı eleştiriler bununla ilgili almıştım zamanında. Ya işte kendi şakasına gülüyor falan. Oğlum sen gülme, bir dakika dur biz gülelim. Sen gülüyorsun, biz seni gülmene gülüyoruz diyen var mesela. Bir de diyor ki mesela bir arkadaşım, o kadar çok şaka yapıyorsun ki aradan iyiler çıkıyor. Hani bir iki tane için Berkan Bey yarıldı. Berkan neden gülüyorsun ya, Allah Allah. Videoyu izler. Hep güler vaziyetteydim ya. Samimiyetinizi yer miyim, yemez miyim? Yerim. Emin olup biz de burada çekerken aşırı fazla gülüyoruz. Özellikle o çiğ etler videosu da çok komikti. Haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Uzun saçlı abi niye bu kadar samimi olmak zorunda? Ya görüyorsunuz, nasıl seviyorum. Bak bunda başım üstünde eğildi var. Dur deyini de buraya alayım. Hepsi bunun başım üstünde eğildi var. Kesinlikle sponsor olduğu için beğenmiyorlar. Olur mu öyle? Yani arkadaşlar sponsor olması gerekiyor. Burada bu kadar insan çalışıyoruz. Bizim de bir kazanmamız lazım. YouTube'dan para kazan. YouTube'dan öyle sandığınız gibi paralar kazanılmıyor. Yani
kazanıyoruz. Ama çok değil. Aylık bir memur maaşından daha az, bir memur maaşını altıya bölerseniz kişi başına o kadar düşüyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu işin sigortası var, elektriği var, suyu var. Var da var yani. O yüzden sponsorlu videoları mümkün olduğunca gözünüze sokmadan izletmeye çalışıyoruz. Kadir Bey'e teşekkür ediyoruz bu arada. Olumlu bir yorum yazmış. Oğuzhan abi üzerinden prim yapmaya başladın, o ne diyor? Böyle bir sürü yorum var ama bir tanesini böyle temsili olsun. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum sadece. Biz Oğuzhan Uğur'u Ekim'de konuk aldık. Daha burada o ne diyor da pinç başlamamıştı. Bu da bir TV'den takip ediyorduk biz Oğuzhan'ı. Ta o zaman demiştik bu adam gelse ne kadar eğlenceli olur. Hem bizim Tuğrul'un abisi. O zaman da kırmadı, geldi sağ olsun. Ama suç bizim biraz ya. Yani montajı 5 ay falan geciktirirsen insanlar da der böyle. Şirket içinde böyle onlar gelir biz gideriz. Bunlara takılmayın arkadaşlar. Kimse kimseyi prim yapmak için kullanmak değil ama bayağı iyi prim yaptık. İlk defa trende girdik ya. Sağ olsun. Geç. Bütün kızlar şefe aşık oldu sanırım. Çok kibar şefiniz var. Şef gör bunu. Gördüm. Zaten beğendim de herhalde bu yorumu. Kaç beyniniz var? Bir. Sercan beğenmiş. Beş beyniniz var. Tamam. Demek ki Sercan 5 tane fake hesabı. Cihan abinin saçları yakıyor, su dökelim mi? Dökelim. Yıkanmış olur. Mustafa'dan sonra Sercan Bey pek bir sessiz, sakin geliyor. Ya. Ya bu videolar çekildiğinde Sercan Bey daha aramıza yeni katılmıştı. O yüzden daha alışma sürecinde olduğu için sessiz, sakin olabilir biraz. Ama şu an öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz ayarlarıyla oynadık Sercan Bey'in. Ya format harika da şu kurayı çekmeyin. Her bölüm o kadar gerçekçi değil ki. Biliyoruz yani önceden belli ne pişirecekleri. Önceden ne pişireceğim belli olsa ben o videoda 12 saat nohutu ne işe yaradığını arar mıyım ya? Bu nohut ne alaka bu nohut? Nohut mu bu, onu da anlamadım da. Bununla ne alaka nohut? Bu nohut ya, bu bildiğin nohut nohut. Bununla alaka bu tatlıda, ben nerede kullanacağım nohutu? Nohut niye var? Nohut niye var ya? Ciddi söylemiyor, ne bu ya? Var yani, öyle mi? Troll değil. Var. Sadece fotoğrafını gösterdiler, hiçbir şey söylemiyorlar. Rezil olalım diye her türlü şey yapılıyor burada. Mustafa Bey için bir format yapsanız patlar. Vallahi ben söylüyorum. Anadolu'yu gezelim, yiye yiye dedim. Bütün Anadolu'yu yiyeyim dedim, yiyeyim ben. Bana bir yaka mikrofonu. Bir tane kamerama, sen mesela, özellikle Nazmi. Bir de Berkan Bey. Bütün Anadolu'yu gezelim biz. Onu yiyelim, bunu yiyelim, anlatalım. Ama olmadı. Olsun diyorsanız. Bu videoyu ne yapsınlar? 10.000 kişi beğensin. Anadolu'yu yiyin hashtag ile. Kampanya başlatalım. Aynen. Dünyanın en çok konuşanlar kesinlikle şefler. Sercan Bey çok mu konuşuyorsunuz? Sizce? Aslında çok sessiz sakin bir insan. Sessiz sakin bir insan ama tarif anlatırken biraz fazla konuşabiliyorum yani. Yapacak bir şey yok tarifin gereği. Angaralı Nevzat'ı isteriz demiş Ahmet Arda Rençber. Birkaç tane videomuza geldi Nevzat. Nevzat'ta bir tane video gelecek, sırada var. Ama gelir bundan sonraki videolarda. Alırız Nevzat. Nevzat çok seviyoruz biz de. Ankaralı bütün arkadaşlarımızla iyi ilişkilerimiz var ya. Bizim herkesle iyi ilişkimiz var. İyi ilişkimiz olmayan kim var Nazlı Bey? İyi ilişkimiz olmayan yok. Ankara'daki herkesi stüdyomuza bekliyoruz. Yes. Gelin koyun. Herkes stüdyoya gelsin, Sercan Bey yemek yapsın. Bütün bizi izleyenleri Ankara ofisimize gelmeye davet ediyoruz. Sercan Bey yemek yapacak size. Bakalım kaç izleyenimiz varmış. Olmadı Sercan Bey yersiniz. Yorumlar bitti. Bazılarını güzel buldum. İyi yorumların hepsini başım üstüne var ama başımda bu kadar yer olduğu için bu kadar koyabildim. Bence gayet güzel hepsi. Teşekkür ederim. Çok kötü bir yoruma rastlamadım açıkçası. Biliyordum yani sevmeyenimin daha çok olduğunu. Ama öyle de değilmiş. Gene varmış yarı yarıya falan herhalde seven sevmeyen. 100 milyon tane yorum gelmiş ya. Böyle okumak çok değişik. YouTube kitlemizi seviyorum. Instagram kitlemizi de seviyorum. Tatlışlar yani. Hepsi için teşekkür ederiz. Daha nice 100 binlere diyeyim. Yani benli ya da bensiz. Umarım ben de olurum. Gelirim, katılırım aranıza. Canım YouTube.